parça boyalar, harca, tas, otomatik vites. Motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İkinci araç satışlarında güvenli ödeme sisteminin herkes tarafından kullanılması zorunlu hale getirildi. Hayırlı olsun. Yetki belgesi olmayanlar araç satışı için ilan veremeyecek. Böylelikle haksız kazanç elde etmek ortadan kaldırılacak. Tabii fahiş fiyatların artması, işte pandemi sürecinde yaşadığımız balon rakamların uçması, hani bunların önüne geçilmiş olacak. Tabii enflasyon ciddi anlamda araç üzerinde körüklendi. Bunun da aslında işte kontrol altına alındığını hep birlikte göreceğiz. Zaman zaman yaşanan araç satış anındaki dolandırıcılıklar da bu kararla artık sona erecek. En önemlisi dolandırıcılığın aslında önüne de geçilmiş olacak. Güvenli ödeme sisteminde alıcı ve satıcı arasında bankanın ve noterin sisteminin entegresi olmasıyla birlikte aslında bir güven gelmiş olacak. Yetki belgesi olmayan merdiven altı galericilik yapanların da alınan bu kararla önüne geçilmiş olunacak. Enflasyonun oluşmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de onlardı. Çünkü neden? Vatandaş, örnek söyleyeyim, bir masrafı yok, internet üzerinden araba satıyor. Bu arabaları kimin üstüne alıyor? İşte eşinin, çocuğunun üstüne alarak, arkadaşının üstüne alarak burada araç satışı yapıyor. Dediğim gibi hiçbir şekilde devlete bir vergi ödemiyor. Rahatsız olacak olan kesim bunlar. Diğer türlü biz gerçekten hani vatandaşımızın hakkını koruma amaçlı burada yetki belgesi olan esnaflarımızın arada köprü vazifesi yapması bence en mantıklısı olduğunu düşünüyorum.